Kentskal ediyoruz buna da. Şeyde ne derler? Yazca'da. He. Kentskal der o zamanlar. Larça Türkçesi ne olabilir oğlum? Hani lazım bir tanesi elmiş de Rabbi o bir dünyada sormuş da ki melekler. Elmiş ki Rabbim kindun deyince bam içkin demiş. Ona bütün melekler sormuşlar ki en son demişler ki bir şeytana soralım ki bu işi biliyor. Bu lazım dibinden. Şeytan gelmiş şimdi diyor ki Laza gene. Elmiş ya. Demiş ki Rabbim gene bam içkin demiş. Demiş ki bu benden değil. Bırakın gitin demişler. Şimdi bunun da biz şimdi ismini bilmiyoruz. Kaçkal biliyoruz ama Türkçesiyle. Wing Tires'ın yeni bir bölümünden hepinize merhaba. Bu bölümde size serenderler hakkında güzel bilgiler vermeye çalışacağız. Sizi bu bölgenin, Arhavi'nin en güvenilir, en yetenekli, en bilinir serender ustalarından bir tanesiyle de tanıştıracağım. Bize serenderleri anlatacak. Serenderlerin tarihini, yapısı hakkında bir şeyler söyleyecek. Onun evine çıkacağız. Onun serenderinin altında oturup bir söyleşi yapacağız. Serenderler Doğu Karadeniz kültürüne özgü, buranın tarihine özgü, Lazların kültürlerine özgü bir mimari yapı. Şimdi arkamda gördüğünüz 6 tane ayağı olan, 6 bacaklı denilen serenderlerden bir tanesi, güzel bir örnek. Biz bunu dağınık bir halde, yıkılmaya yüz tutmuş bir halde köyün birinden satın aldık. Buraya getirip adım adım kurduk. Bunu yapan da işte birazdan sizlere tanıştıracağım Bayram Ali Canoğlu isimli Arhavi'nin Balıklı köyünde ikamet eden ustamız. Kendisi bir Lego'nun parçalarını, bir bilmecenin, bulmacanın parçalarını birleştirir gibi bu serenderi yeniden, dağıtılmış olan serenderi toplayıp bu hale getirdi ve yeniden hayat kazandırdı. Bu serendeler hem iki balkon hem tek balkonlu oluyor. Bazıları tek yapar, çift balkon. Şimdi eski de serende şu daha da terekler tabii bunlar daha da uzun. Elmaydı, fındık, ceviz, ne bileyim her türlü misiydi. Onları koyardık ama şimdi... Şimdi bununla mesela ıhlamurdan kurtuluyorsun. İhlamur, böyle gibirizi, şeyleri dolduruyor zaten, başka bir şey yok. Şimdi bütün yapılanlar serendi ama bunu ne yapıyorlar? Bir konaklama hale götürüyorsun. Evet. Ama bu da yani bizde bu olmazsa olmaz bir şey var. Bu bize lazım, gerekiyor. Bak şu halde bak. Kutu, yani depo, kurutma, buzdolabı, çiler, hepsi bir arada. Bir arada şey, burada da daha ne var, şey vardı, aha, bak aşağıdaki yaptığım şey bu. Ha. Bak, ipi takıyorsun, uzun ağaç, bizim ağaçlar hep biri 10 metre. Yukarıdan aşağı, uzun toplu, elman toplu, yukarıdan aşağı ipi bağlıyorsun. Burada asıyor. Yine ahşap, o tuttuğun yer. Tabii. Asıyorsun, dolduruyorsun, ondan sonra ip de salıyorsun aşağı. Salıyorsun, rahat ediyor. Onun için sivri. Serenderler çok eski mimari unsurlar. Şimdi geçmişte ta tarih öncesi çağlardan itibaren, yani milattan önceden itibaren buralar bir köle deposu olarak görülmüş. Köle ticareti aktif olarak o günlerde yapılıyor birçok medeniyet tarafından. Cenevizliler ve Venedikliler birer kent krallığı İtalya'nın en kuzeyinde. Bir tanesi Akdeniz'e bakar, diğeri Adriyatik Denizi'ne bakar. Denizcilik konusunda çok yetenekli insanlar bunlar ve köle ticareti yapıyorlar. Yaptıkları birçok ticaretin yanında. Sadece işleri köle ticareti değil. O zamanlar Osmanlı ufak bir beylik, Bizans, Konstantinopol'ü kontrol ediyor ve köle ticareti vergilendiriliyor. Bu Bizans'ta da yapılmış bir vergilendirme biçimi. Osmanlılarda da var. Osmanlılarda da tarih bizim lehimize döndüğünde ve Karadeniz bir Osmanlı gölü haline geldiğinde birçok noktada işte Karadeniz Ereğlisi'nde bir gümrük noktası görüyorsunuz ve gümrük defterlerine bakıldığında kellebaşı adı verilen, kişi başına tahsil edilen yani köleler adına tahsil edilen vergiler bulunuyor. Bir kavimler hareketi var. Bir göç olarak değil. Bunlar çünkü istemsizce gidiyor. Bir anda akın ediyorlar kıyıdan, Doğu Karadeniz kıyılarından. Ve insanlar kaçışıyorlar dağlara, yaylalara, kaçabildikleri kıyıdan en uzak noktalara kadar. Hatta burada Ciha olarak belirtilen kalenin bir gözlem kalesi olduğu ifade ediliyor. Ama biz büyük sözleri tarihçilere bırakalım. Sadece serenderler odaklı olarak hareket edelim. Derimine giderken bunun içine un koyarlardı. Ve un dökülmezdi. O şekilde işlenir. Çok sıkı. Hani onu bununla götürürlerdi. Şimdi gibi her tarafta çuval da bilmem ama yoktu eskiden.
yokluk içindeydi. Vatanda insanlar ne yapıyorlardı? Hep beyin çalıştırıyorlardı. Beyinle yaşıyorlardı bu insanlar. Yaşamak için bir şeylerle mücadele ediyorlardı. Ben gideyim de yok oradan alayım, buradan alayım diye olay yoktu. Bak adam bunu bile değirmene misir yaptı. Değirmene neyle götürsün? Bak bunu kafasını çalıştırmış adam bunu işlemini yapmış. Ve onu doktuğun zaman aşağı dökülmüyor. Eve kadar götürebiliyorsun yani. Şimdi Serender konusu çok sevdiğim, akıl dolu yani Karadeniz insanının, Laz insanının günlük dertlere, sorunlara bulduğu pratik çözümleri burada görüyorsunuz. Burası haşere doğal olarak doğanın içerisindesiniz. Haşerelerin de aynı zamanda evi. Bunların içerisinde fareler var, kertenkeleler var, yılanlar var vesaire vesaire. Toplanılan tahıl, meyveler, sebzeler bir şekilde depolanması gerekiyor. Korunaklı bir alanda depolanması lazım. Talan edilmemesi lazım hayvanlarca. Nemden dolayı, işte yine çok yoğun bir nemin olduğu bir alan burası. Nemden dolayı da bozulmaması lazım. İşte dört tarafından hava alması gerekiyor. Arkamda gördüğünüz orta boy bir serender. En ufakları dört ayaklı oluyor. Ve kimisinde işte bakın burada üst tarafta iki tane balkon görüyorsunuz. İnişi buradan. Dört tarafından da hava alıyor. Hatta ve hatta bizimkisi gibi modifiye edilmemiş yani amacının dışına çıkmamış olan orijinallerinde alt tarafı da saz şeklinde örülmüş bir yapı var karşımızda. Neden? Alt taraftan da hava sirkülasyonu olsun. İçindeki gıda olabildiğince uzun süreli olarak hayatta kalsın, bozulmasın diye. Buradan bir hem selam göndermek istiyorum hem teşekkür etmek istiyorum. Bu köyde yerleşik ama kendisi İstanbul'da bir sanatçı, bir seramik sanatçısı, aynı zamanda yüksek lisanslı bir restoratör Emine Hanım'a teşekkür ediyorum. Kendisi bu serenderlerle ilgili Kültür Bakanlığı'na bir başvuruda bulunuyor ve Kültür Bakanlığı gerekli kontrolleri yaptıktan sonra serenderlerin tescilini sağlıyorlar ve şu anda arkamda gördüğünüz bir örneği, işte bu köyde de 7-8 tane tescil edilmiş serender var. Bundan sonra buzdolapları geliyor. Buzdolapları geldikten sonra insanların bu tip ambarlara ihtiyacı kalmıyor. Ama yapılan bir yanlış var. Bu buranın kültürel bir hazinesi. Bu Laz kültürünü, Doğu Karadeniz kültürünü yansıtan biblo gibi önemli bir mimari unsur dediğim gibi. Yani diyeceğim ne? Eski insanlar hep kafa çalıştırmakta. Beden de hem aç bir daha. İstedikleri yiyemiyorlardı, içemiyordu, bulamıyorlardı. Yoktu arkadaş, yok. Yokluk vardı. Bedenle ne kadar çalışsan bu köyde ne kadar çalışıp da kişini geçireceksin? Ne kadar zaman? Çarşıdan gelen şekerle tuz. Başka bir şey yok. Köyde zeytinyağı, zeytin denen bir şey yok. Adam tereyağıyla yemeğini yapardı. 3-5 tane inek olurdu. Kişin şeyler vardı, küpler vardı. Onlar nerede? Yağı saklamak için. Şimdi köleler tabii buradan nereye taşınıyor? Avrupa'ya sevk ediliyor. Avrupa'da satılıyorlar. Bir süre sonra orada bir jenerasyon hareketi, bu teorilerden bir tanesi. Yani çok yoğun bir köle ticareti var. Bunların bir tanesinin kaynağı Doğu Karadeniz ve bu yüzlerce, binlerce sene boyunca sürüyor. Buradan batıya insanlar akıyor ve orada artık yerelleşiyorlar bir jenerasyon, iki jenerasyon sonra. İster istemez buradan aldıkları bir takım kültürel hazineler de var, bir takım miraslar da var. Oraya gidiyor insanlar, bakıyorlar. Yine işte İtalya'nın Dolomitler dediğimiz Alplere doğru olan kısmı. İsviçre, bir tarafta Fransa var. Yine benzer problemleri çözmeleri için birebir aynısını orada yapıyorlar. Şimdi İspanya'ya baktığınızda ismi Horeo olarak değişmiş serenderin. İtalya'da serenderleri görebilirsiniz. Fransa'nın güneyinde görebilirsiniz. Pireneler kısmında görebilirsiniz. İspanya'da, Portekiz'de görebilirsiniz. Yani Avrupa'nın farklı noktalarında serenderleri birebir olarak görüyorsunuz. Yani benzer yapılardan bahsetmiyorum. Yine ağaç dikintiler var. Yine şu tip yan çakmalar var. Ve yine bakın şurada tekerlekler var. Görüyor musunuz bu tekerlekleri? Bunlar haşerenin yani farenin vesaire çıkmaması için. Hayvan burada tabii yer çekimine karşı koyacak bir hareket sergilemesi lazım. Buradan çıkışını engelliyorlar. Bizim arkamda gördüğünüz amacının dışında kullanılan bir serender. Üst kat benim kızlarımın, iki tane kızım var. Kızlarımın odası. Ama tabii ki serenderler konaklama amacıyla icat edilmiş mimari unsurlar değil. Şimdi zaman değişti. Artık sebze meyve buralarda saklanmıyor. Fakat işte Karadeniz bölgesinde sıklıkla bulunan ağaç hangisi? Kestane. Kestane kolay kolay böcek tutmuyor yani. Tahta kurduna biraz daha dirençli ve uzun yıllar dayanan bir ağaç. Hatta ve hatta şöyle bir şey söyleyeyim. İspanyollar bizden daha önce davranıyorlar ve serenderleri, ülkelerindeki serenderleri kültür hazinesi olarak tescilliyorlar. Biz de şu anda da tescillendi. Yani Kültür Bakanlığı tarafından serenderin bir kültür varlığı olduğu tescili yapıldı. Teşekkürler Emine Hanım. Ve en eski
İspanya'da bulunan en eski serender 550 yaşında. O günden bugüne gelmiş. Yine benzer bir ağaç kullanılmış. Ayakta. Ve İspanyollar onu gözleri gibi koruyorlar, bakıyorlar. Bunlar önemli şeyler. Yıkılıp yok olmaması gereken şeyler. Geçmişten gelen bu tip değerleri korumamız lazım. Bayram Ali Usta da bu tip eski serenderleri hayata döndüren bu bölgedeki son birkaç ustadan biri. Bayram Ali ile bir söyleşi yapacağız. Bayram Ali Canoğlu Usta'yla ve size serenderlerin hikayesini anlatacak. Şimdi serenderleriyle ilgili birkaç örnek daha vereyim. Gördüğünüz gibi bu altı ayaklı, yıkılmaması için yan şu tip çakmalar var. Bakın görüyor musunuz? Bunların hepsi geçme sistemiyle yapılıyor arkadaşlar. Ve üstlerinde doğal halinden bahsedersek eğer, şimdi tabii çivi vardır ama hiç çivi kullanılmıyor. Tamamen birbirine geçen ağaçlar bütünü. O dönemdeki insanların mimari bilgisinin üst seviyede olduğunu da görüyoruz. İki tane balkonu var. Aşağı yukarı üstü 4 metreye 4 metre yani 15 metrekare gibi bir açık bir alan var. Saçakları olabildiğine uzun. Yağmurdan korunması için. Alt kısmı eskiden de oturma yeri, çardak, gölgeden korunulan bir yer olarak veyahut da işte hayvanlara yedirilecek başka şeyler varsa onların istifinde kullanılıyor. Bugün biz yine altında oturuyoruz oturmak için. Merdiven, bizde ben size merdiven kısmını da göstereyim. Normalde bakın merdivenler serenderlerde tamamen seyyar oluyor. Yani bizimkisindeki durum bu doğalını yansıtmıyor. Artık doğalından çıkmış bir serender var. Böyle bir dikme var aşağısında görüyorsunuz. Bu akordeon bir merdiven. Bakın şu şekilde açıyoruz. Böyle iniyor aşağıya. Şöyle indi. Üstüne çıkıyorsunuz, kapatıyorsunuz veya aşağıya indikten sonra, işiniz bittikten sonra hayvan çıkmasın diye. Üst kata çıkalım. Görün. Bu işte üstünde olduğumuz serender takribi 80 yaşında vardır. Ağaçları olabildiğince doğal olarak koruduk. Üstüne yeni boyası vuruldu. Yani eğer bir doğal bir sıkıntı çıkmazsa bu serender belki bir 100 sene daha yaşayacak. 200 senelik bir serender olacak. Onları tabii biz göremeyiz. Şöyle uğuru ifade eden bir at nalımız var köşesinde. Bu da eski Karadeniz, Doğu Karadeniz'deki evlerde ocağın üstünde. Bakın bunu işte şuradaki çengeli farklı ölçülerde ayarlayarak tencerenizi ateşe yaklaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Kimileri burada isli peynir dediğimiz lezzeti harika olan peynirleri de yapıyor. Serenderin iki tane balkonu var. Dört tarafı, üç tarafı da balkon olanlar var. Daha büyük versiyonları var. Örneğin 8 bacaklı zenginlerin serenderleri biraz daha göze hitap ediyor. Üstünde oymalar, nakışlar, marangoz işçiliğinin en güzel örneklerini görebilirsiniz. Daha az zenginlerinkini diyelim, onlar biraz daha iptidai oluyor. Burada bir kovanımız var. Serender bu şekilde bakın. Evet. Buradan kapısından içeriye girdiğinizde içerisinde eşyalarınızı depolayabiliyorsunuz. Hadi gelin şimdi Bayram Ali Canoğlu Usta'ya kulak verelim, ondan tanışalım ve serenderlerin hikayesini dinleyelim. İsmim Bayram Ali Canoğlu, 1962 doğumluyum. Aravidi Balıklı Köyü, Negültepe Mahallesi'nde dünyaya geldim. Çocukluğum, ilkokulu burada okudum, Balıklı Köyü'nde okudum. Ortaokulu Aravidi okudum. Ortaokuldan sonra askere gittik. Askerden sonra geldik, iş hayatına yatırdık işte. Dolmuşçuluk yaptım 10 sene. 1996'da babam rahmetli olduğu zaman bıraktım artık, evde tek kaldım. O arada hem dolmuşçuluk hem çay fabrikası, Akfa çay fabrikası vardı. Satıldı. Satıldıktan sonra Lipton çay fabrikası olarak devam etti. Aşçı olarak, Akfa'da da aşçı olarak devam ettirdim. Oradan da emekli oldum. Babam mesleği de seviyordum. Babam doğramacıydı. Daha önceden yani atölyede marangoz doğramacı üzerine. O mesleği sevdiğim için ben de devam ettirdim yani. Devamlı yani çırak olarak gidip de çalıştığım bir yerim yoktu. Hep hevesle yaptım. Severek yaptım. Hangi iş olursa olsun sevdiğim için başarmışım yani. Şimdi ben serenderleri sana... Bu serender nedir yani? Doğu Karadeniz'de serender denilen, nayla denilen bir... Ya serender eski, evet, aynı buzdolabı yani kileri gibi bir şey diyebiliriz. Saklamak için kullanılan bir... Elma idi, armut idi, eskide hep serender koyardı, misirdi, doluydu yani. Bu daha hep serenderin üstüne, çünkü açık, açık da değil, devamlı rüzgar ceyran ederdi. Yani bunun altı açık olması lazım. Dikenle örülmüş böyle, ızgara şeklinde altı.
Diken dediğin nasıl bir ağaçtan? Funduktan mı veya neden? Funduktan değil de demin kumara orman gülü var ya, evet. Onunla da işlenirdi. Şöyle izgara şeklinde işlerlerdi onu. Altı izgara. Bir de o kalın diken var, böyle çok kalın diken. O dikenleri alırlardı, onunla da işlerlerdi. Bizde hatta ondan şey var galiba, betmez falan yaparken armutun suyunu çıkarmak için böyle yuvarlak şeklinde yaparlardı, onun içini basarlardı suyunu çıkarmak için. O aşağıda ahırda duruyor, sonra da şey yaparız. Peki şimdi serenderler depo, bu deponun içerisinde ne depolanıyor? Sen dedin. Elma, armut, meyveler yani fındıkmış, misirmiş, her türlü şeyi koyabiliyorduk yani saklamak için. Haşere çıkmaması için. Haşere çıkmaması, artı bir de fare çıkmaması için. Yani en büyük özelliği serente yani farenin girememesi. Girememesi. Evet. Onu da asıl olarak neyle sağlıyor? Şu tekerlekler. Tabii. Bunun en büyük özelliği. Yani biz kara diyoruz, bunun lacası daha değiş yoktu ya, ne beyaz hafes. Şimdi Ardaşen'in ne derler? Buna parfa derler. Ardaşen'de. Biz de kara diyoruz. Yani fotör gibi bir şey yani. Burada şimdi kesinlikle fare çıkma şansı yok. Evet. Dönemiyor çünkü. Merdiven peki buna şimdi serenderlere seyyar mıdır merdiven? Yani seyyar kumlu konulur yoksa? Yok, merdiven alıyorduk. Merdiveni koyarsın, çıkarsın, ondan sonra alacaksın. Tekrardan geri çekiyorsun. Tekrardan geri çekiyorsun. Ha, şey de yapanlar var mesela ama onu sonradan asma. Ha. Yani sonradan daha zaman geçtikçe. Peki senin şimdi bu bölgede serenderleri tamir eden, onaran, yapan... Birkaç kalan ustadan biri sensin. Çok fazla bu işe ilgilen yok ama iyi olarak da nam salmış birisisin. Bu serenlerin doğası nedir? Mesela ağacı hangi ağaçtan? Yok hangi? Kestane. Çoğunlukla kestane kullanırsın. Yani bu muhitte, bu yörenin yani en çok uygun ettiği olan kestane. Uzun. Yani zaman ömrü uzun. Hem uzun ömürlü, uzun hem ömürlü. Buranın. Ya, tabii buranın ağacı da olduğu için çamdan da yaparsın, kızıl ağaçtan da yaparsın ama ömrü az onun. Çünkü devamlı dışarıda yağmurda, suda, ne bileyim güneşte olduğu için mukavemeti yok. Bulunduğumuz yer zaten senin evinin serenderinin altı. Yani biz bir serenderinin altında oturuyoruz. Doğru. Çok işlevli bir şey bu. Hem altında güneşten korunarak oturma imkanım var. Şimdi yeni İşte oda yapıp üstünü konak yapıyorlar. Tabii. Eskiden peki ilk zamanlarda mesela zenginle fakir demeyeyim de daha az zengin olanın serenderi görsel olarak farklı mıydı? Mesela zenginin daha cafcaflı ne bileyim iki katlı doğru. Serender var mıydı? Tabii. Daha oymalı ya. Öyle oymalı serenterler var ki onu zaten şimdi yapma şansları da yok ya. Oymalı falan. Tabii. Zenginler daha güzel. Yani o zaman para usta bir günde bir direk ancak yani dikebilirdi yani. Bunu tabii oymalı falan şekilli mekilli biz aşağıda yedi damede tabii. Bir tane gördük ya şöyle şurada adam bir şekil yapmıştı. Yani şurası şöyle ince bir şekildi. Adam bunu oymuştu ya. Aşağı bunu biz yaptık. Aşağı yukarı bir 30 senesi var. 30 senelik yedik ha? Evet, 30 senelik güvenemeye başlamış. Bu dışarıdaki inci ağacı. Bunun bağlantı şekli de çok değişik. Tabii ayak kabin olacak. Bak atıyorsun, tekrar atıyorsun. Bunun da çıkma şansın yok. Şöyle normal ayak şey gibi yürüyemiyorsun. Şu şekilde yürüyeceksin. İki katlısı var mıdır mesela var. Şimdi? Var. İki katlı da var değil mi? Var. Bu ezmoca var aşağıda. O serenderi de sen... Evet, sen o iki katlı. Birçok buradaki, bu bölgedeki serenderi tamir eden, benim serenderi de kuran, sıfırdan kuran kişi sensin. Peki bu geçme işi nedir mesela? Hiç... Kurt boğazı, eskide çivi yok. Kabela derlerdi. Delip de kumar araçtan çiviyle onu kullanıyorlardı. Çivi olmadığı için adamlar... Hep ondan. Evet, içindeki deraba eski evler. Şimdi bu köşelerde... Hep kurt boğazı dediğinde bunu koyduğun zaman daha ileri geri yukarı aşağı kayma şansı yok. Kilitliyor orada. Da kaçma şansı yok yani. Şimdi bu serenderin altında dili var. Üstte de dil var. Buna geçiyor. Geçti mi bu serenderin... Erkek dişi gibi bir şey yani bu geçme gibi. Yok bak şunun içinde var. Evet. İçinde hani nasıl diyeyim 10 santime 4 santim. Şeklinde
uzun ana ağaç gidip ona oturduğu zaman bu da sağa sola kayma şansı yok. Ve bu serendeyi tutan da şu yan çalma dedikleri. Adı nedir? Yan çalma. Yan çalma. Şunların. Nedir? Bunu sallanmaması için. Tabii. Dengede tutan bu. Bunu bir tanesini al, dayan şöyle gider. Hiç şansı yok. Ama bunun içi de uyma. Bak bunun içine geçiyor. Hem alttan geçer hem üstten geçer. O da değil. İkidir yaptı. Ve bunu başta yaparken bunu en aşağı 2 santim yukarıda yaparlar. Biraz bunu yüksek yaparlar. Zamanla yük bastığı zaman geriliyor. Kayma şansı yok. Oturuyor yerine. Şimdi bir dönem benim duyduğum doğru mudur, yanlış mıdır? Bu serenderler kesilmiş, biçilmiş, atılmış. Şimdi tekrardan değere biniyor sanki bu bölgede. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Yani var. Neden öyle oldu da insanlar bunları böyle güzel mimari binaları şimdi, attılar? Yani? Şimdi bunu serende olarak, şimdiki vatandaşlar, şimdiki insanlar onu serende olarak kullanmıyorlar. Çardak olarak istiyorlar. Devir ya, değişti yani. Devir değişti. Şimdi ne istiyor? Adam bir serende yapacak. Altında oturacak. Çardak gibi. Üstünde de oda yapacak. Onu yani. Yoksa bu serende olarak yapmıyor onu. Şimdi evet. Yiyecek cephalayan kalmadı. Yok yok. Konaklama gibi yapıyorlar artık. Şimdi kimin bahçesinde mısır var? Mısır koyacak. Kimin bahçesinde elma ve armut var? Ne koyacak? Armut elma olsa da bile zaten omru yok. Serendeye bazen çıkarıyoruz biz. Bu çıkın sonra babam atıyor, yani çürüyor, omru yok. Gübreden mi, doğadan mı, zamandan mı? Rende, tahtayı düzletmek için, düz yani düz ağacı düz yapmak için, yani plan yay veriyorsun ya, evet. Aynı o işini görüyor. Kaç seneliktir Ali abi bu? Vallahi ben 60 yaşındayım, bir 10 senede ötede olsa babam rahmetli, bir 80'i var. 80'i var. Sen bu serender ustalığına nasıl yöneldin? Yani doğal olarak sana bir talep geldi, bir iki tane talep gelince sen yaptın, gören seni mi çağırdı yoksa böyle mi oldu? Aynen. Şu doğrudur. Anda benim bildiğim Arhavi'de bu işi hakkını vererek yapan sen varsın. Var arkadaşlar da var. Ama yani azalan bir ustalık. Doğru. Tabii yok şu an. Doğru yani ben şimdi... Kolay değil tabii senin diri. Sizin serenteyde mesela ta nereden, kaç kilometre? İleriden 3 kişiyi de soktuk, bir günde soktuk. Evet. Yani 3 günde monta ettik. Yani o da yenidense onu tasarlamak, çünkü onu beyinde tamamıyla yerleştiriyorsun. Artı numaralandırıyorsun hepsini tek tek. Sen şimdi onu sana ben sormak istiyorum. Sen bir örneğin birisi eski bir serenderini satıyor. Sen onu oradan bir bulmaca çözer gibi aynı paramparça ediyorsun. Tabii. Parçalarını aklına mı yazıyorsun onları? Hem de kitabı deftere de yazarım. Numaralandırıyorum. Numaralandırıyorum. Kafama da yerleştiriyorum. Hiç numaraya da atmasın ama ağaçlar birbirine benzediği için karıştırıyorsun. Ama numaralandırdık mı hepsini tık tık derken de rahat bir yaparsın. Bunlar daha çok önemli. Bunların işi çok. Bunlar çok iş yapar. Bu tek rende. Erkek dişi dedikleri, bak eskide şu, bak şu olay, şunlarla, bak. Şunun, şu içini alırlar. Tabii ona göre ayarlıyorsun. Bu içi almak için yani. Bunun da yanını, sağını solunu yapıyorsun. Bak bu vaziyette. Bir tarafını alıyorsun, sonra çeviriyorsun, o bir tarafını alıyorsun. İşte darabadır, yer döşemesidir, bunlarla yaparlar. Aynen. Şimdi, bu hep ahşap mı? Hep ahşap. Tabii, aynı buradan yaparsın. Yani ileri geri sonra. Adamlar bunu nasıl yapmışlar? Yani? Şimdi bunu makineye tek veriyorsun, öteden tek çıkarıyorsun. Bunu çıkarman için en aşağı 7-8 sefer bunu ellemen lazım. Bir tek tahtayı çıkarmak için. Ama şimdi tek aldığını veriyorsun, şap bitti. Sonra onu kamyona yükledin, kuracağın yeri gittin. Tekrar orada imaline başlıyorsun, birleştirmeye başlıyorsun bulmacayı. Tabii. A'dan Z'ye bu ne kadar sürer? Mesela bir hafta mı, bir ay mı? Mesela bizim serenderi ben düşünüyorum bayağı sürdü ama biz onun süsüyle püsüyle... Tabii ki. Sizin serende, şimdi serendeden çıktı. Bir konaklama oldu. Şimdi tek bu vaziyette bana şimdi deseler ki bu serenderi sok, İstanbul'a götür. Ben bunu iki kişiyle bir günde bunu çıkarırım. Kurmak da aynı bu şekilde. Ha içeride ayrıyetten nambiri bilmem zaten sütü yaparsam biraz uzun sürer ama 3 günde bunu hallederim.
Toplam 3-4 günde. 3-4 günlük bir işim yani var. Yani bu serenderlerle ilgili durum ne? Tekrar popüler oluyor mu senin yani? Çünkü çok tamirat yapıyorsun, restorasyon yapıyorsun, sana gelenler var, soranlar var. İlgi var mı yani? Bu serendere bir dönüş var mı? Ya şöyle dönüş var. Şu anda yeni bir serenderin maliyeti çok yüksek. Eski serenderin tamiratı, şimdi eski serenderin tabanı çürük oluyor, çatısı çürük oluyor. Ya eskisini alıyorsun, 10-15-20 bin lira bir serender alırsın ama bir o kadar daha masrafı çıkıyor. Çatı çünkü eski keremit ya, ister istemez değiştirmek zorundasın. Bugün 3 metrenin bir saçın tanesi 500 lira oldu. Yani bunlar bir maliyete bindiği zaman, yani bugün bir eski serenderi de aşağı yukarı 100 bin liraya mal edersin. Ondan aşağı mümkün değil. 100 bin lira yani. En ufak bir şey yani. En aşağı. Sadece serende yaparsan ama içinde konaklama yapayım desen 150'yi de 200'yi de vurursun. Mimarisinin dışına çıkıyorsun yani. Şey. Evet. Amacının da dışına çıkıyorsun. Tabii. Tabii. Konaklamaya dönüyor serende. Şimdi son zamanlarda restore ettiğin serenderler var. Depolama için mi, konaklama mı? Konaklama. Hep konaklama. Millet hep artık bu işe gidiyor. Yok. Aynı serente olarak ben geçen sene yaptık aşağıda Doğan'ın ki bizim Derecik'te. Serente olarak konuştuk, tamam dedik ki yaparız. Adam geldi, bir baktı bizimkini gördüğü zaman dedi ki yok ben bunu içine lambir istiyorum. İçine Doğa babam direkt içini komple lambir döşedik mesela. İkisi de masraf ettik. Lambir döşedik. O ne oldu? Şimdi konaklama oldu da. Şimdi bunun ismini sen söyle. Vesta. Vesta. Evet. Başka ne vardı? O Gresta'yı ama bir anlat istersen. Gresta'yı çünkü çok fazla bilen yok. Bu üstteki kapak. Gresta dediği ekmek kurmak için. Bu taş değil mi? Bu taş abi. Hep taş. Bunu da taştan normal bir taşı içini oyuyorsun, her taştan olmaz. Her taştan olmaz. Bunun taşı da özeldir. Yani bazen toprağın içinden olacak, çıkacak, güzel yöntür diyor. Yönttükten sonra bunu ekmek kurarken önceden ateş yakarsın. Ateşin üstüne, onun bizde şey vardı, o da yok. Ayaklı şey var böyle demirden. Üstüne böyle bunu ısıtıyorsun. Başta ısıtılıyor. Bu vaziyette. Altında ateş. İsindiği zaman ters çevirip yani ne koyuyorsun, siliyorsun. Bundan biraz işim etmiş. Bu kapağı ekmeğe koyduktan sonra üstünde yaprak, uzun yaprağı da olur. Üstüne sertiyorsun. Ondan sonra bunu koyuyorsun. O yerdeki külü üstüne koyuyorsun. Bir yarım saat, bir saat hem alttan hem üstten. Bu kendi sıcak ya. Hem bu pişiriyor hem üstteki ekmeği. O ekmeği pişiriyor. Eskiden her evin serenderi var mı? Var. %100. Yani serendersiz evi yok. Neye koyacaksın mesela? %100. Abi bak eski evlere, eski evlere bir dolaş bir bak. Hangi evde yok bak. Ev var, serente var, ev var, serente var, ev var, serente var. Hiç serendersiz ev yok. Olmaz. Rutubet var ya. Rutubet sıfır değil mesela. Ceyran'a maruz. Tabii, Ceyran'a maruz. Rutubet olmadığı için çünkü ev varsa adam ha ilk önce evini yapıyor. Sonra ihtiyaç mecbur serende. Bu serendenin yapılışı ta şu karşıdaki var ya aşağı yukarı 5-6 belki de 10 kilometre var mı? Yok. Yok da 7-8 kilometre var yani. Yaya olarak. Yaya olarak. Ta o tepe. O tepede babam rahmetli derdi. Annem de. Şu ağacı yol da yok. 2 kilometre. Bunlar hepsi nerede mi tabii? Yol yapsan 2 kilometre. Yol değil, yaya geldi, yaya. Yaya geldi. Şu ağaçlar, hep bütün ağaçlar ta o tepeden bak, o tepe gözüküyor ya. Oradan kesip balta ile yutma ile. Bunlar hepsi hiçbir tane makinesi, makineye girmiş değil. Evet. Tamamen elle yapılmış. Hep elle yapılmış bura. Hep elle. Motor da yok abi ucunu kesmek için. O da yok. Aşağıda var. Arkeiz değil. Ya? Yukarıdan. O değil. Arkeiz diskas kafı. Arkeiz kafı da. Bunlar şimdi bunlar. Ey akiza sinazop. O başka. Yok. Bunlar hep elle. Oyma baltayla oyma da. Ha taktay he. Şey de var. Doğru hizarla. Hizarla yapılıyor. O hizar da iki çeşit var. Bir İngiliz var, bir Alman var. Hmm. Eskide iple şey yapıyorlardı ha. Daha şey. He. İple geliyorlar.
Bu nedir? Bunun altında da bir tane daha tekne var. Almut. Tüm suyunu çıkarmak için içine önceden pişiriyorsun kazanda. İçine dolduruyorsun. Pişmiş armutu. Pişmiş armutu. Üstünde bir tahta var. Altında bir tekne var. Bunu teknenin üstüne koyduğun zaman yukarıdan aşağı basayla suyunu çıkarıyorsun. Çıkardığın zaman suyundan pekmez yapıyorsun. Of. Ama alttaki tekne... Serenlerdeki işleme dedim ya. Baba. O serendeki hani dedim ya sonra önceden. Bak aynı bu şekilde. Olgu sistemi bu. Serentin ilk zamanlarda ama şimdi dedim yani serenti artık serentikten çıktı. Sahip çıkmak ve şu ana kadar çıkmayanlar pişman. Hmm. Pişman. Hele ki yeni nesil. Yeni nesil bunları istiyor. Ama yapacak adam yok. Şu anda yeni nesil de bu tip şeylere yöneliyor. Çünkü adam bunu kuracak. Altını çardak kullanacak. Üstünde de bir piknik alayında yani bir yazlık evi gibi kullanacak. Yayık yapardık, ayran yapardık. Kaymayı doldururduk bunun içine. Kaymayı doldururduk. İçinde o yayık için ayrıyette de bir zangazikosu var ama bulamıyorum. Şöyle yuvarlak bir şey. Ortasında tam çubuk. Vura 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 yağ yapardık. Tereyağı çıkardı içinde. Güzel bir ya herkes yani bunu konuşsun abi. Başka bir şey yok yani. Bunu çünkü ileride bunu atıyorum. Bizden sonra yani bunu yapacak insanlar heves yok bir dahaki. Şimdiki nesilde zaten o heves senin bir şey yok. Ben bunu yapayım, bu ustalığı da öğreneyim, buradan bir şeyle kapayım diye o olay da yok. Hazır yine dededen, babadan bir şey kalmış varsa tamir mamir ettilerse o başka bir şey yok. Korunması gerekiyor. Gerekmesi lazım abi.